Günün ilk konusuna girelim o zaman. Emel ve Nazlı karşı karşıya kaldılar. Konu nedir? İzleyelim görelim. Sen yeteneksizsiniz'e katılacakmışsın aslında. Evet. Orada Şekire'yi yapacakmışsın. Evet. Burada yapmışsın Şekire'yi. Bir de Evet. şey demişsin yanlışlıkla hani oraya katılmadım, buraya katıldım, burada yaptım demişsin. Hayır, öyle bir şey demedim. İyi dinleyememişsin. Bilmiyorum. Ben öyle duydum. Hani yeteneksizsiniz de katılacaktım. Oraya katılmadım, buraya katıldım. Hani hatta yanlışlıkla gibi olmuş. Hani yanlışlıkla buraya katılmışsın. Şimdi ben söylüyorum. Başka bir moda programına daha katılmışsın daha önce. Evet, bir yarışmaya daha katılmıştım. Onu bilmiyorsun, onu da söyleyeyim. O da oyunculuk yarışmasıydı. Oraya da katılmıştım. İlk ona girmiştim ama Tamam. olmamıştı. Gala gecesinde de burada ben zaten dile getirdim. 2 sene önceydi. Katılmayı düşünüyordum Acun Bey dedim. Ama dedim yine dedim siz buradayken dedim. Yani siz buradayken dedim o dansı yapmak kısmet oldu bana dedim. Zaten dedim hani yetenek size katılıp dedim yapacaktım ama burada oldu. Ne kadar hani içimden Tamam da niye istemişim. katılacaktın yeteneksizsinize? Dans yüzünden mi? Evet. Ya burada da hep dans ediyorsun. Ediyorum. Ama buraya da Müzik programı şimdi mu? Yani hep hanginize böyle cevap yarışma vereyim? gezerek senin amacın ne demek ki sen burada tarzından dolayı değilsin ya. Biz hepimiz burada tarzımızı yarıştırıyoruz. Sen dansını yarıştırıyorsun. Ben tarzımı da yarıştırıyorum. Hepimiz burada tarzımızı yarıştırıyoruz. Beğenilirim beğenilmem o Hani bugün zaten güzelsin. jürilerimize kalmış. Ay elbiseni beğendim ama Hani hani sen de daha dört çok dörtlük hani değilsin. tarzından çok dansınla konuşuluyorsun Efe bence. duyamıyorum. Tarzından çok dansınla hani böyle ya da böyle katıldığın işte Ben yarışmalar bütün her bilmem şeyimi neler. göstermek istiyorum. Evet, dans etmeyi seviyorum, çok seviyorum. Efendim gelelim Emel'e. Pek fazla seveni var. Evet. Çok. Ama sessiz kaldığı için de eleştiriliyor. Çünkü daha fazla tanımak istiyor onu sevenler. O da bir bocalama halinde bu yarışta. Konuşsam mı Ne konuşmasam mı? diyorsunuz? Ben burada Nazlı Amarat'ı biraz şey biliyorum. Hani gerçekten Emel'in üstüne fazla gittiğini düşünüyorum. Çünkü burada dans ediyorsun. İşte daha önce de şu yarışmaya katılmışsın diyorsun ama Nazlı Amarat da geçmişte televizyonda iş yapmış biri. Ve burada onun Single'ı da gelmeye buraya amacı. Geldiği günü hatırlıyoruz. Kendi şarkısıyla çıktı Esther'i de burada. Hani bunu söyleyeceği insan, söyleyecek kişi Nazlı Amarat değil, söyleyecek kişi de Emel değil. Bir de gayet güzel giyinmişti dün Emel. Güzeldi. Yani Nazlı Amarat'ın giydiğini belki herkes giyemez ama Emel'in giydiğini belki herkes giyebilir. Ben öyle düşünüyorum. Ben dünkü kıyafetine baktığımda kıyafeti gerçekten hoş. Sadece bir yırtmacı biraz aşırıydı ama yırtmacını hani telafi edilirse. O da aşırı değil canım. Bence yırtmacında da hiçbir şey yoktu. Sadece yani kombinleme bilmiyorum. şekli yanlıştı. Bir tık yırtmacı şeydi, dekolteydi ama ben beğendim yani. Ve şöyle bir şey var açıkçası hoşuma gitmeyen. Ya o kız daha önceden güzellik yarışmasına da girebilir, yetenek yarışmasına da girebilir. Yani neticede özgür bir birey. Buraya da gelir tarzını da yarıştırır. Burada Nazlı Hamarat'ı ben doğru bulmadım açıkçası. Dans da Girmek edebilir. düşünüyorum dedi. Dans da edebilir. Gayet de güzel dans ediyor. Dans edebilen de dans etsin. Ben o Emel'i o konuda destekliyorum. Hayret Özlem rahat beğendi olsun, dansını. içi rahat etsin. Bence güçlerini birleştirsinler. Nazlı şarkı söylesin. Evet. Emel de dans etsin. Ayrıca şöyle bir şey var yani gerçek olan. Hani insanlar hiçbir kız orada 100 bin lira için gelmediği imajını doğurdu benim kafamda. En azından yeni yeni işler bulmak istiyorlar daha sonrasında program sonrasında. Herkes kendi kimliğini ortaya koyuyor. Nazlı da Ayşegül'ün dediği gibi ilk geldiğinde ben çok iyi hatırlıyorum. Kendi klip şarkısıyla çıkmıştı. Biz de onu dinlemiştik. Yani ben şey diyorum kısaca. Bu ne rejim bu ne lahana turşusu sevgili Nazlı Amarat. Bırak da dans etsin. Berna Aydın'ın olaya bir yaklaşımı var. Nazlı baktı elenecek. Oraya buraya saldırayım diyor. Güya Emel'le çok iyi arkadaştı. Danışıklı dövüştü belki de falan demiş. Arkadaşlıklar yavaş yavaş bozulabilir. Daha çok hırslanacaklar sonlara doğru. Almila'dan içeriden alalım haberi. Nazlı ile Emel çok aslında anlaşamıyorlardı. Yani şu konuda biz işte yürüyüş çalışırken Emel böyle bir öne çıkıp dans ediyordu ya falan. Ya kolunu şöyle yapma biz görünmüyoruz Emel lütfen falan böyle küçük küçük tartışmaları oluyordu. Onlara Allah'ım. Şahit oluyordum. Emel rol çalıyor diye
gibi bir durum mu oldu? Nazlı evet ve öyle düşündüğü için galiba dün öyle. Emel de ben konuşamıyorum bari dans edeyim dedi. Evet. Ne yapsın? Kendini zaten Emel gerçekten dans etmeyi sevdiği için. Ben Emel'in dans ederken işte burada işte ne bileyim çıkayım da oynayayım değil yok, de içinden geldiği için. Tamamen müziğe kendini kaptırıp içinde kaybolup. Evet kesinlikle sevdiği öyle. Sevdiği için dans ediyor. Bazılarının konuşmaya yeteneği olur. Bazılarının dansa, bazıları susarak kendini çok iyi ifade eder. O arkadaşımız da dans ederek ifade ediyor. Evet. Ama ben son zamanlarda onun performanslarını dinliyorum, izliyorum daha doğrusu. Biraz yaratıcı ol Emel diyorum sana naçizane. Yani bir İspanyol yaptın, bir Hint yaptın, geçen bir yılan yaptın. Bence şu podyumdan geçen en iyilerin performanslarını örnek alacağına kendin bir Emel Özkızıltaş performansı yap. Nasıl Özlem içerlemiş, kendisine benzetiyorlar ya Emel'i. Nasıl öyle mi? İçerlemiş, tabii, tabii. Nasıl? Ama ben şöyle bir şey. Hadi, kıskanma şimdi. Senden güzel ve senden çok güzel dans ediyor. Çok böyle nazlı nazlı dans ediyor. Canım benim. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak, yani ama oyunculuk ama konusunda. Bak şöyle bir Özlem'in eline hiç dökemeyiz. Ama şöyle bak ben ne kadar bak bugün çok yapıcıyım. Bu modu Hürrem gördü ya. Dansı var mı? Tabii, bak tabii. Ben elimdeki olanaklarla ve biz sıfırdan güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum ama ben çok yapıcıyım. Ben yeni fikirler, yeni böyle beyin fırtınaları bekliyorum Emel'den. Yapabilir. Olmazsa da bizden gelsin fikir alsın. Seve seve ona styling de yaparım, fikir de veririm. Peki Özgenur Kuyumcu. Çok teşekkür ediyorum bu tweet için. Yani bana güzel bir şey söylediğiniz için değil. Kızlar artık şu konseptlerini lansmandan açılıştan sıyırıp daha günlük evet, normal şeyler yapsınlar yeter. Biz neler neler yaparız. Yaratıcılık lütfen rica ediyorum ne olur. Ben vakti zamanında bir tane kıyafetle savaş fotoğrafçısı olmuştum ya. Kardiyolog olmuştum. Yapın böyle komik şeyler. Yani kalp doktoru bile olmuştum. Yani evet kardiyolog oldum. Bu konsepte gelince burada da ben Özden'i yaratıcı buluyorum. Ece Yılmazoğlu bir şey yazmış. Emel hayranlarını kaybetmekten korktuğu için sessiz kalmayı tercih ediyor yazmış. Ama hayranları da onun konuşmasını istiyor şimdi. Tabii, nereye kadar? Bir şey. Belki konuşmaya ama kabiliyeti yok. Ama Emel'de bir kaybetme korkusunu biz hissediyoruz gerçekten. Ne? Nasıl kaybetme? Yani insanlar beni kötü görecek konuşsam. Ne bileyim burada ya da arkadaşlarım beni kötü görecek, insanlarla aram bozulacak. Konuşmaktan korkmak. Evet Emel aynen konuşmaktan korkuyor. Evet. Aksine o kadar sempatik konuşuyor ki naif diye o hareketleriyle. Ya şöyle bir şey var. Ben hani ya konuşmayı mı bilmiyor, samimiyetini acaba yitiririm diye mi düşünüyor bilmiyorum. Ama güzel dans ediyor. Aslında konuştuğumu konuşuyor Emel. Yani arkada küçük küçük böyle laf koymaları oluyor. Küçük küçük iğneleri oluyor bize. Biraz ama buraya gelince biraz daha böyle yumuşuyor sanki. Ama ben Nazlı Hamarat'ı açıkçası samimi buluyorum. Yani samimi ben Nazlı Hamarat'ı samimi buluyorum. Ben evet, çok yani sevimli de buluyorum Nazlı'yı. Hani kendi tatlı bir rüküşlüğü var. Geçen gün de söyledim. Nazlı Hamarat tatlı bir rüküş. Ama ben beğeniyorum yani onun o duruşunuz. Yani elegan bir kadın hani. Arada iğnelerini batırıyor ama sevimli geliyor değil mi? Yani bazı şeylere bulaşması aslında çok tatlı bir kız olacak bazen yani. Bazen çok ama yersiz davranışları olabiliyor. Mesela ben dün Emel'in üzerine öyle gitmesini, sonuçta bu podyumda tek Nazlı'ya mı astrolist denilecek onu anlamadım yani. Yarışma stresinden biraz da onlar öyle bir anlamak lazım. Yarışma stresiyle evet pozitif bir enerjisi var ama iğnesini nasıl batıracağını çok dengeleyemiyor. Nurhan'ın çözmüş zaten Nazlı'nın nasıl biri olduğunu. Sen buradaki insanların açıklarını arıyorsun ve sürekli onları burada bizim önümüze sermeye çalışıyorsun dedi ve çok ama doğru ama vakti zamanında söyledi. Herkes herkesin açığını yakalamak için en çok uğraşan da hayır burada Ekin Koç demiş ki Nazlı Hamarat oradaki herkesin bir açığını yakalama evet, çabasında kendi açıklarını örtmeden. Ama bu podyumda tarzda yönelik de en çok uğraşanlardan biri Nazlı Hamarat bence. Kesinlikle öyle. Yani ben Zeki Müren yaptığı zaman çok hoşuma gitmişti çok açıkçası. Iyiydi. O galada enfesti. Sizi çok severek izliyoruz. Azerbaycan'dan kucak dolusu selamlar Öykü Hanım ve meleklerine demiş. Buradan sizin nezdinizde Ayka göndermiş. Yeri gelmişken sevgiler. Ben de söyleyebilir miyim? Fanlar inanılmaz mesaj atıyorlar. Bak şimdi başlarsak kaç kişiyiz? Hemen böyle yapsak. Tamam. Hadi aynı anda öpücüklerinizi hep yollayın. Hep beraber öpücük yollayalım. Bugün çünkü okullarda tatil bizi izliyorlar. Evet. Mesaj attılar. Devam. Ben Nazlı ile ilgili. Emel'in tarzını sevmiyorum ama onda sevdiğim bir şey var. Öyle gergin bir ortam oluyor ki herkes tartışırken bir anda ufak bir melodi duyuyor ve kalkıp dans ediyor, ortamı gevşetiyor. Hı hı. Tarzını beğenmesem de bazen bu hoşuma gidiyor benim.